Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Bugün 9 Kasım 2020 Pazartesi. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Salih Aksu tek aday olarak seçime katıldı ve güven tazeledi. Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı. Mevcut İl Başkanı Salih Aksu seçime tek aday olarak girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'ne MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, MHP MYK üyesi Hasan Özarslan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, parti yöneticileri, MHP'li belediye başkanları, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şileci, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Tolga Altınoluk, birçok partili ve delegeler katıldı. Kongrede MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okuması ve ibraların ardından konuşmalara geçildi. Mevcut İl Başkanı Salih Aksu seçime tek aday olarak girdi. Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yapmış ve son yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun kongrede konuşma yaptı. Aksun konuşmasında "Ben ülkücüyüm, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensubuyum, partimi temsilen belediye başkanlığı yapmaktayım, partimden onur ve şeref duymaktayım, gönülden ifade ediyorum ki Cumhur İttifakı'nın gereği olan ne ise onun üzerinde çalışmaya gayret ediyoruz" dedi. Süreç çok uzandı, onun için konuşma fırsatını Sayın Başkanım bize tanıdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şunları söylemek istiyorum öncelikle. Ben ülkücüyüm. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensubuyum. Onun adına belediye başkanlığı yapmaktayım. Onur ve şeref duymaktayım. Bununla ilgili sıkıntısı olan varsa her platformda bunu ben ifade ediyorum. Ve Cumhur İttifakı'nın gereği olan neyse onun üzerinde çalışma serdediyoruz. Başta genel başkanım ve değerli yöneticilerim olmak üzere hiç kimsenin talimatı dışında bir görev yapmadığımın bilinmesini istiyorum. Geldiğimiz günden belli ifade edilen bir takım isnatlara bugün Sayın Milletvekilimin az önce okuduğu genel başkanımızın beyanatında olduğu gibi Cumhur İttifakı neyi gerektiriyorsa onun yanında duruyoruz. Nefesimizi genel başkanımızın aldığı nefesle birleştiriyoruz. Hiç kimsenin bundan tereddüt etmemesini ve kendilerinin kafasına takılan herhangi bir soru işareti varsa 7/24 onlara cevap vermekten de geri durmayacağımın bilinmesini isterim. Farklı sofralarda kendilerini birilerine meze yapanlar şunu bilsinler ki ben dün de ülkücüydüm, bugün de ülkücüyüm, yarın da ülkücüyüm. Hiçbir mecatede ihtiyacım olmadığını bilsinler. Vatan ve menfi elde etmek için kirli oyunların içerisinde algı operasyonlarıyla bu memlekette durmak istediğimiz çizgiyi yıpratmaya çalışanlar bir daha da şunu düşünsünler ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev almak isteyen her arkadaşımda başımın tacı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilali simgesi benim makam odamımda mevcut. Kapıdan girişte olan fotoğrafları dillendirenler, bizim ülkücülüğümüzü tartışanlar, genel başkanımın talimatıyla o fotoğrafların orada olduğunu bilmesini istiyorum. Bize teklif edilen makam ve mevkilerin hepsini biz elimizin tersiyle ittik. Bize yıllar öncesinden il müdürlüğü için Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerine müdahil olmazsan senin atamanı yapanız diyenlerin 2004 yılında da elimin tersiyle ittim. 2019 yılında bize getirilen teklifleri de ittik. Ve bugün ben ülkücü camianın bir mensubu olaraktan burada görev yapmaktayım. Gereği neyse onu da yerine getirmekteyim. Bana şununla gelmenizi istiyorum değerli dava arkadaşlarım. Sayın Belediye Başkanı, sen
Şu parayı götürmüşsün, şu yolsuzluğu yapmışsın, şu hırsızlığı yapmışsın, bizim yüzümüzü yere eğdirdin diyerek bana gelsinler. Bana birilerine şuna şuna makam mevki niye vermedin diye gelenleri sorguladığımızda, 2004 yılında seçimleri kaybettiğimizde oradaki Türk Kamuse'nin başkanını, değerli yöneticisini çağırdım. Kim bizde kaldı diye sordum. Başkanım, sadece ben kaldım. Ben de o günkü başkandım diyor. Bütün kayıtları incelemek mümkün. Bugün burada konuşmak istemiyordum ama bugün başkanım söz verdiği için konuşuyorum. Bizi yıpratarak bir yere varamazsınız. Değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ediyoruz. Ülkücüleri temsil ediyoruz. Yaptığımız işler ortada. Edindiğimiz başarı ortada. Bugün biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Maliyeti belli. İlgili Çevre Şehircilik Bakanım diyor ki, değerli başkan, senin ya cesaretin çok ya da bunun nereye varacağını bilmiyorsun. Biz böyle bir riski alaraktan ülkücü camiye başını kaldırdı diye onu daha da yükseklere çıkarmak için emek koyuyoruz. Gece gündüz konuşturuyoruz ama bakıyorum ki nefsani çıkarları için bu konuları irdeleyen arkadaşlara bir daha istirham ediyorum. Lütfen gelsinler, hep birlikte masaya oturalım ve neleri eksik yaptıysak, ellerinde de bir projesi varsa, bu memleketi bir yerlere götürecek bir projesi varsa hep birlikte başarıya ulaştıralım. Bizim kapımız herkese açık. Erzincan'da yaşayan her hemşerime açık ama ülkücü camiaya bir başka açık. Bunu herkes böyle bilsin. Onun için de şunları ifade etmekten her zaman geri durmuyorum. Ulaşamadığım, kalbini bilmeden incittiğim, yıprattığım bir yurttaşım da varsa öncelikle onlardan özür diliyorum. Onların yanına gitmek benim görevim. Ülkücünün ayağına gitmek benim için şereftir. En ücra köşede bir ülkücü de olsa onun ayağına giderim. Bana gönül koyduysa onun gönlünü alırım. Ama bana lütfen şununla gelin. Başkanım, şunları yaparsak daha başarılı oluruz derseniz eğer, bununla işbirliği yapabiliriz. 20 bin tane işsizi olan bir Erzincan'dan bahsediyoruz. Hala birileri bilmem falanca salınmadı, filanca salınmadı. Geldiğimiz günden itibaren Allah'a şükür ki biz seçim öncesi mikrofondan biz hiçbir Allah'ın kuluna ne makam, ne mevki, ne de iş sözü verdik dedik. Ülkücü camianın iradesini, tecellisi için o istedik. Ve halkımız o desteği verdi. Şimdi de Cumhur İttifakı'nın gereği için elinden geleni yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Ta ki genel başkanım ve yöneticilerinin aksine bir talimat verinceye kadar. Biz talimatı genel başkanımızın dışında hiç kimseden almayız. Bu böyle bir şey. Ama Erzincan ittifakıyla biz belediyeyi yönetiyoruz değerli arkadaşlarım. Benim 11 tane meclis üyem var. 31 tane meclis üyesinin %99'unun kabulüyle şu ana kadar kararlar almışız. Bu bir başarıdır. Kendi iç dinamiklerini harekete geçirip bugün Erzincan'da sahiplenmiş olan ülkücü camianın başını önüne eğdirecek hiçbir davranışımız olmadı, olmayacaktı Allah'ın izniyle. Ama sizlerden de şunu istirham ediyorum. Değerli arkadaşlarım, gerçekten ulaşamadığımız birisi varsa beni götürün. Bana söyleyin. Ama dedikodu edecekse, genel başkanımın da emri, az önce ifade ettiler, bozgunculukla, liyakatsızlıkla falan işi olanlara hiçbir zaman itibar etmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Ülkücüyse her zaman başımın tacı, onunla yol yürümekten de şeref duyuyorum. Hepinizi hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun konuşmasının ardından söz alan MHP MKYK üyesi Hasan Özarslan, yapılan kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti. Teşrif ettiğiniz için bu Erzincan'ımızın güzel bir havasında 13. İl Başkanlığı Kongresi'ne teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım. Rahmetli başbuğumuzun 44'lü yıllarda açmış olduğu
Türk İslam Ülküsü, Turan Ülküsü, Kızıl Elma meşalesini siyaseten 69 yılında başlatıp Allah'a hamdü senalar olsun. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde bu meşalenin, bu ışıltının yürüdüğünü, yol verdiğini görmekteyiz. Bu doğrultuda genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonun, görüşün, düşüncenin milli devletimizin gemisinin müdahale noktasındaki nereden nerelere geldiğini görmekteyiz. Sizlerden istirhamımız, görev alan arkadaşlarımız, genel başkanımızın göndermiş olduğu kongremizle ilgili metni çok dikkatle dinledik. Bu metnin her satır başı, her yorumu ülkücü iradenin bir manifestosu ve yol haritasıdır. Bunu bir daha gönlümüzden, beynimizden geçirerek hasreten bundan sonra görev alan arkadaşlarımız Allah için, Allah rızası için, Allah yolundaki şüheda üzerine tesis edilen bu mübarek kutsal hareket için bütün nefsi emmarelerini bir tarafa koyup liderimizin de ta 92'de lider ülke 2023 lider ülke Türkiye hedefinde götürme noktasında feyz ile, inanç ile, itina ile, ferasetle genel başkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda götürmenizi arz ediyor. Vatan ne Türkiye'dir Türklere Türkistan, vatan büyük ve muhabbet bir ülkedir Turan diyor, saygılar sunuyorum. Seçime tek aday olarak giren Salih Aksu tüm camiayı selamlayarak yaptığı konuşmasında 13.sünü icra edeceğimiz olan ilk kongremizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Ülkücü Harekete ve Erzincan'ımıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum dedi. 13.sünü icra edeceğimiz olan ilk kongremizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Ülkücü Harekete ve Erzincan'ımıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Sözlerimin başında bizleri derinden üzen İzmir ve çevresinde meydana gelen deprem neticesinde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden ilimizden iki ailenin, uzun ve aşkın ailelerinin, özellikle rahmeti rahmana kavuşanların yakınlarına sabrı cemil Cenab-ı Allah'tan niyaz etmesini diliyorum. Kendilerine ayrı ayrı mekanları cennet olsun diliyorum. Bununla birlikte kardeş vatanımız Azerbaycan kutsal toprakları için vermiş olduğu mücadeleyi sonuna kadar desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Koltuklar, makam ve mevkiler de insanlar gibi fanidir. İnsanlar küçük hırslarına göre değil, büyük ideallerine göre bir hizmet şuuru taşırlar ve şeref kazanırlar. Değerli ülküdaşlarım, kıymetli misafirler, bugün bu salonda kaybeden olmayacaktır. Ülküdaşlık, dava kardeşliği ve davasını karşılıksız sevenler kazanacaktır. Saygıdeğer Genel Başkanımızın, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin kongreler sürecinde vermiş olduğu direktif gereğince istiklal için birlik, istikbal için dirlik kazanan Türkiye olacaktır parolasıyla Erzincan'ımızda kongre süreci 6 Eylül'de Refahiye'den başlamış, sırasıyla Kemah, Bodrukbeli, Çayırlı, Üzümlü, Tercan, İliç ve Kemaliye Merkez İlçe Kongre 11 Ekim'de Merkez İlçe Kongremizle kongre ilçe kongrelerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bugün de ilk kongremizin sürecini tamamlamış olacağız.
14 Mart 2021 tarihinde icra edilecek olağan büyük kurultay ile Türkiye genelinde partimizin kongre sürecini tamamlayıp 2023 vizyonuna uygun kadrolarını şekillendirmiş olacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu akılcı bir duruşun sonucu olan Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir MHP projesidir. Bu nedenle bizlere düşen görev Cumhur İttifakı'na sahip çıkmaktır. Vatana, milleti, bayrağı, dini tahrip edilirken masasından ve kasasından başka derdi olmayan zavallıları uyandırmak istiyorum. Bizim davamız bölgesinde lider olmuş, halkı zengin, devleti güçlü bir Türkiye davasıdır. Bizim davamız Allah davasıdır. Rehberimiz Kur'an, hedefimiz Turan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinin onurlu partisidir. Onur pırıltısıdır. Ne istiyorsak Türk milleti içindir. Neyi amaçlıyorsak Türklüğün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak istikbaline hazırlık hizmettir. Bir olacağız, beraber olacağız, gönülleri fethedeceğiz. Değerli arkadaşlarım, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimleri bizleri beklemektedir. Bu süreçte kişisel hırsları bir kenara bırakıp enerjimizi içe harcamak yerine teşkilat bütünlüğü içinde hareket ederek ülküdaşlık ve dava kardeşliği öne çıkarıp milliyetçi hareketin başarısı için üzerimize düşeni yapmamız gerekmektedir. Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut il başkanı Salih Aksu yeniden seçilerek Milliyetçi Hareket Partisi Ersincan İl Başkanı oldu. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Erzincan'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 9-10 Kasım 2020 tarihlerinde 2 gün boyunca Erzincan Barış Manço Parkı Saat Kulesi önünde ziyaretçilerini bekliyor. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerinin ve videoların izletildiği ekranların Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Çanakkale ruhunu tıpkı o gündeymiş gibi yaşatabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Mobil müzeyi ziyaret eden vatandaşlar duygulandıklarını ve ilimize gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söylediler. Ben Kerem Aramak, Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyorum. Bu tırın Erzincan'a gelmesinde etkisi olan herkese teşekkür ederiz. Merhaba, benim adım Osman Efe, soyadım Pulgir. Bugün herkese geldiğimizi teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza tanıtmaya geldik. Arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Arslan, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan geliyorum. 8. sınıfa gidiyorum. Ondan sonra bu Çanakkale tırın gelmesine çok yani sevindim ya. Çok güzel şeyler var. Giysiler mesela. Atalarımız, dedelerimiz ne kadar çatışmış diye görüyorsunuz her yeri. Burada her yer silahlar var. Mesela en çok şu fotoğraf benim ilgimi çekti. Kanlı gömlek. Yani çok üzüldüm yani. Atalarımız ne kadar zorluk çekmiş oralarda. Yani bize de yani gelin burayı görün yani. Tercih ederim yani. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Koordinatörü Engin Karataş müze hakkında bilgiler verdi. Merhabalar, ben Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı yapmış olduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ndeyiz. Şu anda Erzincan'da Saat Kulesi önünde buluyoruz, hemen valiliğin karşısında. Sabah 9 ile 18 saatleri arasında 2 gün boyunca burada Erzincan halkının ziyaretini açtık müzemize. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşları anlatıyoruz. Bu vitrinin içerisinde savaş eserleri, belgeseller, görseller ve dış sesle beraber ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları
savaşları tüm halkımıza tanıtılıyor. Alsancak'ın dalgalandığı her yerdir Çanakkale ülküsüyle 2 Temmuz'da Çanakkale'den yola çıkarak 42. ilimiz olan şu anda Erzincan'dayız. Buradan sonra Sivas'a, oradan da Malatya'ya doğru devam edeceğiz. Şu ana kadar tüm Türkiye'de çok güzel geri dönüşler aldık. İddia etmişe herkesin ilgisi var. Keza Erzincan halkında bizlere çok büyük ilgisi oldu. Özellikle genç yaştaki arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin ilgisi çok büyük. Bir de bu da bizi tabii ki de çok mutlu ediyor. Şu anda pandemi süreci sebebiyle tabii ki tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. İçeriye 10'ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Ateş ölçümümüz, maske kontrolümüz ve dezenfekte standımız bulunmakta. Ve içeride ayrıca sosyal mesafe kuralları bulunmaktadır. Tüm Erzincan halkını bekliyoruz efendim. Erzincan'ın özellikle tarihi olan ilgisi, yani buranın zaten tarihi bir dokusu olması sebebiyle çok zaten yüksek. Çanakkale Savaşları da zaten bildiğiniz üzere tüm Türkiye'nin tek yürek, tek bilek, tek millet olarak orada savaşıp yurdunu savunduğu bir savaş. Dolayısıyla da tabii ki de Erzincan'da bu savaşta çok önemli bir yer eden illerimizden bir tanesi. Çünkü tüm Türkiye'nin seferberliğiyle beraber yurdun kurtuluşuna yönelten bir savaşımız olduğu için Erzincan'da buradaki ilgisi çok güzel. Erzincan halkının da bu tarihi olaya, bu tarihi destana ilgileri buraya gelmesine ötürü sevinç ve kıvanç duyduklarını bize ilettiler zaten. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eğitim İş Erzincan Şubesi Başkanı Deniz Ergün, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü münasebetiyle basın açıklaması yaptı. Eğitim İş Erzincan Şubesi Başkanı Deniz Ergün, 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Ergün yapmış olduğu açıklamasında Atatürk'ü anmanın en iyi yolu onun mirası olan Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır dedi. Bugün 82 yıldır dinmeyen bir özlemin yıl dönümüdür. Dünyaya gelmiş en büyük lider olan Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu o an tüm ulusun kalbinde hiç geçmeyen bir sızı olmuştur. Ve fakat hiçbir ölüm bu kadar yeni, hiçbir ölümlü de bu kadar ölümsüz değildir. Kuşkusuz onu anmak, anlamaktan, miras bıraktıklarını sarılmaktan geçmektedir. Emperyalistlere, işgalcilere karşı verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle tüm mazlum uluslara ilham olan Mustafa Kemal Atatürk, en büyük mirasım dediği Cumhuriyeti de gelişmiş tüm ülkelerin parmak ısıracağı şekilde muntazam olarak şekillendirmiştir. Bu toprağın üstünde tebaadan millet olmaya, tek yürek atan bir ulus olmaya giden yolları ömrünü vererek örmüştür. Tüm dünyanın kabul ettiği üzere Atatürk düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve değerleriyle yaşadığı çağı aşan ve ufku her dönemde pusulu olan büyük bir liderdir. Engin ileri görüşlülüğü, barış yanlısı tutumu, dünya gerçeklerini kavrayışı, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü dünyanın en büyük liderlerinden biri yapmıştır. Dünya üzerinde tek bir sıfatla tanımlanamayan, halkı tümüyle kendisini desteklemesine rağmen bir diktatörlük değil, demokratik bir ülke yaratan, halkın egemenliğini bu dönemi önemseyen tek lider Atatürk'tür. Baş yönetmen sıfatına sahip tek lider olması da onu yegane kılan başka bir özelliktir. Her türlü bilim dalıyla ilgilenen Atatürk, halkın okuyup yazamadığı, sadece üst azınlık grubunu anlayabildiği Osmanlıca yerine halkın gerçek dili olan Türkçe'yi alfabesiyle beraber hayata geçirmiş, bir ulusa kılık kıyafetten davranışa kadar çağın ilerisinde oluşan bir yaşam biçimi aşılamıştır. Şüphesiz Atatürk'ü sevmek, anlamak, onu sadece özel günlerde anmak demek değildir. Onu anmak ve anlamak, onun izinden gitmekten ayrı tutulmamalıdır. Kahvehanelerde değil, laboratuvarlarda sabahlayacak kadar çalışkan olmak, onu İleri ve faydalı kalacağını söylediği cumhuriyete ve değerlerine sonuna kadar sahip çıkmak demektir. Atatürk'ü sevmek, o bu cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurmuşken, bu ulusun çaresiz ve yalnız kalan her derdine dert edinmek demektir. Onu anlamak, okumak, yılmadan öğrenmenin sonu olmadığının farkında olarak bilgi peşinde koşmak demektir. Ve elbette bu tüm bu değerleri nesiller boyu aktarmak
diri tutmak onu anmaktır. Onun içimizdeki sesini hiçbir gürültü bastıramayacaktır. Atatürk'ün dediği gibi içeride ve dışarıdaki tüm kötü niyetli çabalara rağmen onun mirası olan Cumhuriyet ilelebet payidar kılacaktır. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferleri olarak bu uğurda verdiğimiz mücadeleden asla ödün vermeyeceğimize söz veriyor, atamızın aziz hatırası önünde saygı ve özlemle eğiliyoruz. Hafta sonu Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hafta sonu Erzincan'da ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar mevkiinde meydana geldi. 24 plakalı ticari araç 10 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada yaralananları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.